Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 153 ve 157. ayetler arasında geçen meseleleri beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Ve burada özellikle Allah'a dönüş, inna lillah ve inna ileyhi raciun, o mana üzerinde biraz daha yoğunluklu bir şekilde durmaya çalışacağız. Bugün okuyacağımız bu kısım camilerde genelde aşır şerif olarak da okunur. Ben önce mealini arz ediyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istainu bis sabri ve salah, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. İnnallâhe ma'as sabirin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ve la tegûlu limen yuktelu fî sebîlillâhi emvât, Allah yolunda katledilenlere ölüdürler demeyin. Bel ahyaun, bilakis onlar hayattadırlar. Velakin la teş'urun, lakin siz bunun farkında değilsiniz. Ve lenebluvennekum bi şeyin, muhakkak ki biz sizleri imtihan edeceğiz bir takım şeylerle. Minel havf, korku ile, vel cu, açlık ile. Ve naksin minel emmali vel enfüsi vel semerat, maldan, candan, semerattan, mahsulden azaltmakla imtihan edeceğiz. Ve beşir sabirin, sabredenleri müjdele. Ellezine, o kimseler ki, kimdir bu sabredenler? İze asabetum musibetun, kendilerine bir musibet isabet ettiğinde galu, onlar derler ki inna lillah, biz Allah içiniz, Allah'a aidiz. Ve inna ileyhi raciun, ve ona döneceğiz. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme, işte bu kimseler için Cenab-ı Hak'tan mağfiret vardır, rahmet vardır. Ve ulaike humul muhtedun, ve hidayete eren, ihtida üzer olanlar da bunlardır. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala burada bize önce sabrı nazara veriyor. İstainu bis sabri ve salah, ey iman edenler, Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. İnnallâhe ma'as sabirin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Hayat yolu düz bir yol değil, engellerle dolu. Ve bu engeller sabırla aşılıyor. Ve aynı zamanda namazla aşılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazı durumlarda zorlandığında, darlandığında namaza duruyor ve rahatlıyor. Ve böylece insan Allah'a muhatap olmanın demek rahatlığını yaşıyor. Ve oradan gelen manevi imdatla ve doğrudan bir yardımla rahatlıyor. Ve hayat yolundaki bu zorluklar için sabır son derece önemli. İnnallâhe ma'as sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır başlıca üç şekilde olabilir. Mesela bela ve musibetlere karşı sabır. Ve Allah'a itaat hususunda sabır. Bir de günahlara karşı sabretmek. Bela ve musibetler, hastalık gibi, ölüm gibi, bu gibi şeylere sabretmek. İnsana hastalık da gelir, iflas da olabilir, yakınlarından ölüm olabilir. Bunlar hepsi birer musibettir. Musibete karşı sabretmek. Bir de Allah'ın emirlerini yapmak meselesi var. Allah'ın emirlerini yaparken de insan sabra muhtaç oluyor. Ve ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır gösterirse o derece başarılı oluyor. Mesela namaz. Her gün her gün, günde 5 defa kılmak nefse zor gelebiliyor. Ama sabrederse insan gerçekten başarılı oluyor. Ve şunu o zaman düşünebilir. Der ki ben aslında her vakit bir namazla mükellefim. Günde evet 5 defa namaz bize farz kılınmış ama içinde bulunduğumuz zamanın namazı bize farz kılınmış. Diyelim öğle namazını kılan bir kimse ikindi namazına kadar artık üzerinde farz olan bir namaz yoktur. İkindi vakti geldiğinde bir vakit namaz ona farz kılınmış olur. Ve o vakitte de namazı kıldığında yine üzerinde farz bir namaz yoktur. Akşam namazı geldiğinde bir vakit namaz tekrar ona farz olur. Bu tarzda bakılabilirse
diyelim namaz gibi bir ibadeti yapmak nefse daha kolay gelir. Öte yandan mesela oruç, o da yine sabrı gerektiren bir ibadettir. Bir ay boyunca ben nasıl aç kalırım? Her gün, günde 3 defa yemek yiyen ben nasıl olur? Akşama kadar aç kalabilirim diye insanın nefsine zor gelebilir ama sabrettiğinde o ibadeti de yapar. Hac ibadeti sabrı gerektiren bir ibadettir. O kadar kalabalık içinde insan zaman zaman sinirlenebilir de ama sabrettiğinde o ibadetini daha düzgün bir şekilde yapabilecektir. Daha diğer dinin bizden istemiş olduğu emirler sabrı gerektiren durumlardır. Bir başka sabrı gerektiren durum günahlar. İnsanın nefsi fıtri olarak günahları istiyor. Şeytan da bu noktada daima tahrik ediyor. İnsanı daima günahlara teşvik ediyor. Bu noktada da sabretmek ve haramlara girmeyeceğim deyip bu konuda sabretmek, günahlardan uzak kalacağım deyip bu noktada sabretmek, bu da önemli bir nokta. Allah-u Teala ardından Allah yolunda hayatını veren kimselerin durumuna dikkat çekiyor. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Yani Allah yolunda katledilenlere, öldürülenlere onlar ölüdürler demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ Onlar bilakis hayattadırlar, diridirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Lakin siz bunun farkında değilsiniz. Ama onlar bunun farkında ve şehit kendini hay bilirmiş, hayatta biliyor. Daha nezih bir hayata kendini geçmiş olarak görüyor. Şehitlerin diğer vefat edenlerden farkı ölümün acısını duymadan bu dünyadan gitmiş olmaları. Normalde vefat edenler dünyalarını değiştirdiklerini fark ediyorlar. Ama şehitler ise adeta tereyağından kıl çekilmesi rahatlığında ruhları bedenden ayrılıyor. Ölümün acısını tatmadan başka bir hayat mertebesinde hayatları devam ediyor. Yoksa şu anda hayatının devam etmesi noktasında bütün vefat edenlerin hayatları devam etmektedir. Yani vefat etmiş olan kimseler velev şehit olmasa da bunlar şu anda başka bir hayat mertebesinde hayatları devam etmektedir. Ve şehit olmak, şehitlik makamı Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük makamlardandır. Mesela Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza gibi nice böyle büyük zatlardan hayatını kaybedenler olmuş ve şehitlik makamına yükselmişler. İlgili ayetlerde, Âl-i İmrân suresinde ilgili ayetlerde bu konu anlatılırken وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah sizden bir kısmını şehit edinmek istedi. Şehitlik makamına getirmek istedi buyruluyor. Onlar her ne kadar şu dünyevi hayatta beden itibariyle bir zarar görmüşlerse de ruhları bir zarar görmüyor ve çok yüksek bir makama yükseltiliyorlar. Ve Allah-u Teala ayetin sonraki kısmında bizlerin şiddetli imtihanına dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Muhakkak ki biz sizi bir takım şeylerle deneyeceğiz. Ve bunlar şöyle anlatılıyor. Korkuyla deneyeceğiz. Açlıkla deneyeceğiz. İmtihan edeceğiz. Maldan, candan ve mahsulden noksanlaştırmakla deneyeceğiz. Ve beşşir-i sabirin sabredenleri müjdele. Allah-u Teala'nın bu gibi şeylerle denemesi, mesela korku, her birimiz hayatımız içinde zaman zaman bazı korkularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Mesela bir tüccar belki iflas etme korkusu yaşıyor. Okuyan bir talebe sınıfta kalma korkusu yaşıyor. Ve zaman zaman bir takım ölümle karşı karşıya kalma gibi, hastalık gibi durumlar oluyor. Ve öyle bir durumda insan ölümü çok daha yakınında hissediyor. Bütün bunlar korkuyla bir imtihandır. Hele savaş gibi bir olay meydana gelmişse, savaş durumunda korku çok daha net olarak kendini ortaya koyar. Demek ki bizlerin imtihanlarından birisi korku ile imtihan edilmek. Ve bir başkası açlık. Açlıkla da imtihan edeceğiz diyor. Mesela 1940'lı yıllardaki İkinci Dünya Savaşı esnasında ülkemiz savaşa girmemekle beraber bayağı etkisi bizi de sarmış ve ülkemizde kıtlık yaşanmış.
Öyle ki dedelerimizin anlattığına göre o dönemlerde insanlar bir takım otları, ayrık otları gibi otları yiyecek hale gelmişler. Ve çok zor günler yaşanmış. Bu da açlıkla bir imtihan. 1940'lı yıllarda böyleyken başka zaman yok değil. Şu anda dünyanın bir kısım yerlerinde açlık yine kendini çok net bir şekilde hissettiriyor. Ülkemiz orta halli bir ülke sayılır gelişme noktasında. Elbette ülkemizde de nice insan açlıkla imtihan ediliyor. Mesela 2001 yılındaki ekonomik krizi düşünecek olursak, bir gün öncesinde zengin olan nice insan o ekonomik kriz içinde birden çok büyük borçlar altında kalabildi, iflas ettiler ve açlık gibi bir imtihan onları da elbette etkiledi. Hayat boyu insan açlıkla imtihan edilebilir. Bu da imtihanın bir cephesidir. Ve maldan noksanlaştırmak, candan noksanlaştırmak ve mahsulden noksanlaştırmak, imtihanın bir başka parçası da bu. Malın noksanlaştırılması, diyelim adam tüccardır, ticareti iyidir, işleri iyidir ama bir ekonomik kriz olur, birden çok büyük zarar yapabilir. Veya bir deprem gelir, işte böyle malları zayi olabilir. Bu tarzda mal noksanlaşıyor. Bu da bir imtihan ve candan noksanlaştırmak, çocuğu vefat edebilir, yakınları vefat edebilir. Bu da yine bir imtihan meselesi. Allah ölümle de imtihan ediyor. Çevremizdeki insanların ölümü bizler için aynı zamanda bir imtihan meselesidir. Bakalım nasıl karşılayacağız, nasıl mukabele edeceğiz. Ve mahsulden noksanlaştırmak, mesela tarımla meşgul olanlar daha da iyi bilirler. Mahsul bazen bol olur, bazen de az olur. Bazen kıtlık olur, bazen verimlilik olur. İşte bütün bunlar birer imtihan meselesi. Allah-u Teala bu gibi şeylerle insanları imtihan ediyor. Ve insan bolluk anında şükretmeli ama darlık anında da sabretmeli. Ve bu konuda Agniyâ-i Şakir'in, Fukarâ-i Sabir'in ifadesi kullanılır. Şükreden zenginler ve sabreden fakirler. Nimete mazhar olunduğunda şükretmek güzeldir. Ve musibet veya darlık bu gibi şeylerle karşılaşıldığında sabretmek, o da güzeldir. Ve Allah-u Teala sabredenleri müjdeliyor. Ve beşşiriz sabirin, ey peygamber, sabredenleri müjdele. Ve bu sabredenler kimlerdir? Ellezine, o kimseler ki ize asabetum musibetun, kendilerine bir musibet isabet ettiğinde galu, onlar derler ki inna lillah, biz Allah'a aidiz ve inna ileyhi raciun, ve ona döneceğiz. Değerli izleyenlerim, gerçekten Kur'an-ı Kerim çok böyle özlü manalarla dolu. Bunun en güzel misallerinden birisi de inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetidir. Ve bir Müslüman bir musibete maruz kaldığında inna lillah ve inna ileyhi raciun der, rahatlar. Diyelim bir ölüm olayı oldu. Yakınlarından birisi vefat etti. Ölüm kolay bir olay değil. Özellikle insanın çok muhabbet ettiği bir kimse hayatını kaybettiğinde dayanmak kolay bir olay değil. Ve böyle ölüm olaylarında çok sarsılanlar oluyor. Ve simsiyah saçları bembeyaz hale gelenler oluyor. Kederden kendini adeta yiyip bitirenler oluyor. Ama ölüm Allah'ın emri demek lazım. O verdi, o aldı. El hukmu lillah. Bu gibi şeyler söylenmeli ve insan böyle bir durumda rahatlar. Bunu söyleyebildiğinde rahatlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam musibeti bize açıklarken mümine eza veren her şey musibettir buyuruyor. Dolayısıyla bizi rahatsız eden ne gibi durumlar varsa bunların tamamı musibet şeklinde görülür ve bu musibet, bize isabet eden bu musibet inna lillah ve inna ileyhi raciun dememiz içindir. Ve mesela bir müminin eline bir diken batabilir. O anda da inna lillah ve inna ileyhi raciun der. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Diyelim bir ekonomik kriz gelir. Ekonomik krizde serveti sıfırlanabilir. Hatta borçlu durumda olabilir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Çocuğu vefat eder. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve bunu söylemek o insanı rahatlatır.
denize insanların düştüğünü hayal edelim. Denize düşen insanlar bir can kurtaran simidi bulurlarsa kurtulmuş oluyorlar. İşte musibet denizine insan daima düşebiliyor. Onu inciten daima bir takım şeyler var. Böyle bir durumda inna lillahi ve inna ileyhi raciun bir can kurtaran simididir. Buna sarılan bir kimse o musibetin dehşetli durumlarından kurtulmuş olur. Ve sabır özellikle es-sadmetul ula, yani ilk vuruşta, ilk andaki sabır çok daha önemli. Yoksa zamanla insan belki bir derece alışıyor. Daha böyle musibet geldiğinde, ilk geldiğinde böyle metanet gösterebilmek, sabır gösterebilmek gerçekten çok önemli. Değerli izleyenlerim, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyemeyenler hayatın olayları karşısında, musibetleri karşısında çok sarsılıyorlar ve yıkılıyorlar. Aynı olay iki kimsenin başına geldiğinde birisi adeta çöküyor ama diğeri biraz etkilenmiş olsa bile normalde yoluna devam ediyor. İşte fazla yıpranmayan, musibetler karşısında metanetini koruyabilen insanlar inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilen kimseler. Halkımız arasında inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetine genelde şöyle mana veriliyor. Belki bazı meallerde de bunu görmek mümkün. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Gerçi bu yanlış bir mana değil. Allah'tan geldik, yani onun yaratmasıyla biz varız. O anlamı ifade eder. Ve ona döneceğiz ve inna ileyhi raciun ayetin o kısmının açıklaması olur. Ancak inna lillah, ehline de malum olduğu üzere biz Allah'a aidiz. Biz Allah içiniz. Bu manayı ifade ediyor. Allah için olmak, Allah'a ait olmak şu manayı bize bildirir. Diyelim biz bir kimseyi model olarak aldık. Onu yanımızda çalıştırıyoruz. Onun üzerinde değişik elbiseler deniyor, ölçüyor, biçiyor, kesiyor, uzaltıyor. Ve o kimseye de buna göre ücretini de veriyoruz. Diyelim günde 100 lira vermek üzere anlaştık. Bu kimse üzerinde elbiseler denenirken diyelim bazı elbiseler çok yakıştı. Bunu benden neden çıkarıyorsunuz deme hakkına sahip değildir. Neden? O bir modeldir. Modellik vazifesini iyi yapması lazım. Ve bu kimse diyecek ki ben burada kendime ait değilim. Ben burada bu ustama aidim. Ben ücretimi alıyorum. O da benim üzerimde değişik modelleri deniyor. İşte nasıl ki orada modellik yapan kişi kendine ait değil, ustasına ait ve o sadece ücretini alacak. Onun gibi Allah-u Teala üzerimizde çok modelleri deniyor, çok tarzları deniyor. Bazen musibetle, bazen nimetlerle, bazen şöyle, bazen böyle çok değişik durumlarla bizleri halden hale, tavırdan tavıra çeviriyor. Bize düşen bütün bu gibi durumlarda bir tavrı ubudiyet kerane sergileyebilmek. Kula yakışır bir şekilde inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilmek. Yani biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Bunu söyleyebilenler gerçekten görevlerini yapmış olurlar ama bunu söyleyemeyenler çok ızdırap çekerler. Kendilerini malik zannederler. Ellerinden bir şey alındığında feryadı figan ederler. Ve bunlar netice itibariyle hasira dünya vel ahira, dünyada da ahirette de hüsranda olurlar. Ama inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyenler dünyada da rahat ederler, diğer alemde de mükafatlarını alırlar. İşte diğer alem ve dünyadaki hallerini Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim, ve onlar için Rablerinden bir rahmet var. Rablerinden bir bağışlanma var. Ve ulaike humul muhtedun, ve hidayete eren, hidayet üzere olan, maksadına nail olan kimseler de işte bunlardır. Demek ki bu tarzda musibetlere karşı sabredebilenler, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilenler Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ikramlarına, rahmetlerine mazhar oluyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi şu hayat yolculuğunda bütün bu Kur'ani manaları layıkıyla yaşayabilen, hissedebilen bahtiyarlardan eylesin.
Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.